fuarın koşturması sırasında en çok ilgi gören standlardan biri TUSAŞ, ama size şöyle ben bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi arkamda görmüş olduğunuz T-625 Gökbey helikopteri. Gökbey nasıl geliştirildi? Hemen T-129 atağa bakmamız gerekiyor. Aynı motor, aynı transmisyon, yani güç aktarım sistemi, pallere motorun gücünü veren transmisyon sistemi ortak bir halde. Atak, yani taarruz helikopterinden sivil helikopter haline geldi. Arkamdaki Gökbey ortaya çıkmış oldu. Gökbey için halen geri sayımdayız. Jandarma Genel Komutanlığı ilk kullanıcısı olacak. Arkasından da helikopterin hem devlet uçuşları için hem de Orman Bakanlığı yakından ilgileniyor. İlerleyen dönemde sertifikasyonun tamamlanmasıyla sivil pazarda da bir şans oluşturulacak. İstenirse TUSAŞ bu helikopteri askeri amaçta kullanmak üzere de gerekli değişiklikleri yapacak. En önemli buradaki konu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullandığı UH-1. Şimdi sizi T-925'e götüreceğim. O da aynı şekilde Atak 2'nin motor ve transmisyon sistemine sahip olacak. Gelin bir T-925'e bakalım, çünkü Türkiye'de ilk defa lansmanı gerçekleştiriliyor. Gökbey'i gösterdim, 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. T-925 daha büyük bir helikopter, 10 tona 11 tona çıkıyor ağırlığı. Ve bu da biraz önce söylediğim gibi Atak 2'nin motor ve transmisyon sistemlerini kullanacak. Ve ortaya yaklaşık 19-20 koltuk içerisinde yer var. Daha da önemlisi arkadan açılmış olduğunu gördüğünüz bir rampa göreceksiniz. Bu rampayla işte asker mi bindiriyorsunuz? Hızlı bir şekilde boşaltmak. Yaralı mı koyacaksınız? Arka rampadan hızlı veya küçük hafif bir aracı yerleştirmek mümkün olacak. T-925 ile Orman Bakanlığı'nın bir TUSAŞ'la arasında bir anlaşması var. Ve belirli sayıda helikopteri ilerleyen dönemde yangın söndürme amaçlı kullanmayı hedefliyor. Yangın söndürmeden oluyor? Uçağın, daha doğrusu helikopterin, hava aracının gövde altına bir özel sepet konuyor ve bu sepetle barajdan, denizden su alıp yerleştirmek ve buradan yangını söndürmek üzere uçmak mümkün hale geliyor. Çift motorlu bu helikopter ilk etapta Ukrayna'dan gelen motorlarla hareket edilecek. Ben eminim ki ilerleyen dönemde T'yi aynı T-625 Gökbey'de olduğu gibi, ona TS-1400 motoru koymuştu, bu helikoptere de yerleştireceği 3000-3500 beygirlik bir motorla bu helikopterin uçuşunda yerli imkan sağlayacak. Şimdi biraz önce de anlattığım gibi olayın hem askeri hem sivil boyutu var. Bu helikopter büyüklük olarak büyük bir helikopter. Geliştirilecek, kendini ispat edecek ve sonrasında nelerin yerini alacak? Örnek olarak ilerleyen dönemde S-70 Black Hawk'ların, TUSAŞ biliyorsunuz T-70 olarak yapıyor, daha büyüğü olarak kapasite sunacak. Bununla birlikte baktığınız zaman aynı T-625'te olduğu gibi askeri görevlerde kullanılırken bir başka alternatif Türk Deniz Kuvvetleri'nin elindeki Sea Hawk helikopterleri olacak. Bildiğimiz Black Hawk'ların deniz modeli Sea Hawk, ama çok pahalı bir helikopter. Nedeni taşıdığı sonar ve elektronik ekipmanlar çok ciddi ve çok teknolojik bir alet haline geliyor. Deniz Kuvvetleri önce Sea Hawk'ları 20 yaşına yaklaşıyor bu veya bir kısmı geçmiş durumda. Önce bunları yarı ömür modernizasyonlarını yaparken T-925'in deniz versiyonu gelecekti. O yaklaşık 1-1,5 ton daha fazla yük taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak. Bu helikopterin altına bir sonar takılacak. Belki kabininde çeşitli ekipmanlar olacak. Bunları yöneten operatörler olacak. Ne yapacak bu helikopter? Gemilere iniş kalkış özelliğine sahip olacak. Aynı zamanda denizaltıları bulacak. Gerektiği zaman yüzer hedeflere çeşitli atacağı mühimmatlarla, torpidolarla bu tür düşman su üstü ve su altı hedeflerini bertaraf etmekte kullanılacak. Evet, bir teknoloji başlıyor. Her şey T-129 Atak'la, İtalyanlarla beraber yapıldı. Birçok teknoloji alındı, yerleştirildi. Bunu yapmayı öğrendik. İşte ürünü T-625 Gökbey. Arkasından Atak 2 geldi. İşte bir sonraki adım T-925. Muhtemel envantere girişi benim tahminim 2027'ler, 2028'ler olacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen dönemde bu iş nereye doğru gidecek, hep beraber göreceğiz.